Hepinize tekrardan merhabalar, saygıdeğer hocalarım. Ben okul öncesi öğretmen İbrahim Kılıç. Erken çocukluk döneminde gelişim dersimizde en son çocuk gelişiminde bilimsel araştırma yöntemleri konusunu anlatıyorduk ve bu yöntemlerden en son yöntem başlığı olan gelişimsel yöntemler kısmıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hocam bu gelişimsel yöntemler dediğimiz yöntemler neler oluyor? 3-4 tane yöntemimiz var anlatacağımız. Bir kere gelişimsel yöntem derken bizden neyi bekliyor bir ona bakalım. Gelişimsel yöntemler yaşa bağlı olarak çocukların özelliklerinin gelişimini açıklamaya çalışıyorlar. Çocuk gelişimi inceleyen gelişimsel yöntemlerin amacı bir bağımsız değişken olarak yaşı dikkate almak ve yaşa bağlı olarak çocukların özelliklerinin gelişimlerini incelemek ve karşılaştırmak için oluşturuluyor. Böylece bu yöntem zaman içinde insanların nasıl bir gelişim gösterdiğinden hareketle gelişimde yaşla ortaya çıkan değişimleri ne yapıyor belirlemeye falan çalışıyor. Bu da işte çocuk gelişimine ilişkin genel bilgiler keşfetmemize ne yapıyor yardımcı oluyor. Tabii ki çocuk gelişimi çalışmalarında başlıca 3 gelişimsel yöntemimiz var. Bunlardan bir tanesi kesitsel yöntemdir. Bir diğeri boylamsal yöntem ve son olarak sırasal. Kesitsel ve boylamsal yöntemin birleşimi veyahut ardışık yöntem olarak da karşımıza çıkıyor gelişimsel yöntemler başlığı altında. O zaman biz ilk önce bir hangisiyle yazıyormuşuz? Neyse şöyle bir A diyelim. Şey bir diyelim şöyle. Bir diyelim. Enlemsel. Ya da bir diğer ismiyle kesitsel yöntem diyelim. Bunu böyle bir açıklayalım hocam. Şimdi bu enlemsel veyahut kesitsel yöntem kesitsel araştırmalar incelenecek çocuk grupları seçildikten sonra kısa bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilebilir ve ne yapılıyor? Veriler toplamak çok fazla zaman almıyor. Kesitsel yöntem şöyle. Farklı yaşlardan çocuk gruplarının araştırmaya alınarak belirli davranışların aynı zamanda ölçülmesi, test edilmesi veya gözlenmesi olarak karşımıza çıkıyor. Araştırmacı ilgilendiği yaşların her birinin temsil eden farklı çocuk grupları ile aynı zaman dilimi içerisinde çalışmakta ve bu yaş gruplarına ilişkin ölçümleri ne yapıyor? Karşılaştırmaktadır. Kesitsel yöntem belli bir davranışın farklı yaşlar arasında ilişkeni ortaya çıkarmak için etkili bir şekilde çocuk gelişimi alanda kullanılıyor saygıdeğer hocalarım. Kesitsel yöntemde kuşak veya yaşıt etkisi farklı zamanlarda doğmuş olmaktan kaynaklanan çeşitli faktörlerin sonucu oluşan etkilerdir. Şimdi bu kesitsel yöntemin bazı olumlu veya olumsuz yönleri var. Bu yöntemin olumlu yönü zaman bakımından belli bir çocuk grubunun yıllarca gözlenmesi yerine aynı zamanda farklı yaş grubundan çocuklarda veriler toplamasına olanak sağlıyor. Bununla birlikte tabii ki kesitsel yöntem bazı olumsuz yönlere de sahip oluyor. Bu yöntem çeşitli karıştırıcı etkileri kontrol etmekte bir yetersizliğe sahip oluyor. Farklı gruplardaki çocuklar farklı zamanlarda doğdukları için onların yaşları ve grupları da farklı oluyor. Dolayısıyla çocuklar sadece yaş açısından değil, doğdukları zaman veya yıl açısından da farklılaşmaktadırlar. Yaşıt veya kuşak etkisi dediğimiz o kohort etkisi var ya hocam. Kohort etkisi nedeniyle farklı yaş grubu çocukları da doğdukları andan itibaren farklı kültürel koşullardan farklı derecelerde etkileniyorlar. Kesitsel yöntemin özel bir kullanımında söz etmek gerekiyor. Bu kullanım çocuğun gelişimine ilişkin normlar oluşturmaya dayanan normatif araştırmalar olarak da adlandırılıyor. Gelişime ilişkin bir norm, bir özelliğin gelişimin ve bu özelliğin gelişimsel olarak ortaya çıkışındaki değişkenliğin görülmesine ortalama yaşı ne yapıyor? Belirtmektedir saygıdeğer hocalarım. Şimdi bir örnek olarak bunu da bir netleştirelim, daha sonra yazarız. Bir araştırmacı demiş mesela örnekte pek çok çocuğun emeklemeye ilk başladığı ayı kaydederek bunların ortalama ağırlığı ve yaklaşık %90'ın hangi ağırlıklar arasında bulunduğunu ortaya çıkartabiliyor. Çeşitli gelişimsel özelliklere ilişkin elde edilmesi gelişimsel normlar çocuk gelişimiyle ilgilenen kişilere önemli bilgiler sağlar ve bir çocuğun normal bir biçimde gelişip gelişmediğini değerlendirmek için bir ölçüt olarak dikkate
alınabilir. Bununla birlikte gelişimsel normlar çocuklar arasındaki bireysel farklılıkları ve bu farklılıkların sebeplerini ortaya koymamaktadır. Bakın, gelişimsel yöntemlerin ilki olan bu enlemsel ya da kesitsel yöntemde mantığımız tam anlamıyla şu oluyor. Bakın, farklı yaş grupları ve tek seferde inceleme. Yani meal olarak biz bunu söyleyebiliriz. O zaman bir iki üç kelime yazalım. Daha sonra diğer yöntemimiz olan boylamsal yönteme geçiş yapalım. Şimdi kesitsel araştırma, bakın adı üstünde, kesit. Yani o anda tek bir seferlik bir parça, bir kesit. Yani bir noktada ne yapıyorsunuz? Araştırma yapıyorsunuz. O zaman ne diyelim? Farklı yaşlardan çocuk gruplarının araştırılmaya alınarak belirli davranışlarının ne demiştik? Aynı zamanda ölçülmesi. Aynı zamanda ölçülmesi, gözlenmesi veya test edilmesidir. Ne demiştik burada? Araştırmacı ilgilendiği yaşların her birinin temsil eden farklı çocuk grupları ile aynı zaman dilimi içerisinde çalışıyor ve bu yaş gruplarına ilişkin ölçümleri ne yapıyor? Karşılaştırıyor. Bakın, farklı yaşlardan çocuk gruplarını araştırıyor ve bunları ne yapıyor? Belli başlı özelliklerini inceliyor. Mesela işte hani örnek vermiştik ya, işte emekleme davranışını vesaire. Bunları ne yapıyoruz? İnceliyoruz saygıdeğer hocalarım. Ne demiştik? Belli bir davranışın farklı yaşlar arasında ilişkilerini ortaya çıkarmak için kullanılır. Belli bir davranışın farklı yaşlar arasında arasındaki diyelim, hata olmasın, ilişkileri ortaya çıkarmak için kullanılır diyebiliriz. Ne demiştik? Olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Mesela olumlu yöntemi nedir? Zaman bakımından işte çocukların yıllarca gözlenmesinin bu önüne geçiriliyor. Ekonomik bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Olumlu yönleri olarak yıllarca gözlem yapılmaz, değil mi? Yani düşünün mesela boylamsala baktığınız zaman, birazdan onu anlatacağım. Boylamsalda bir grubu böyle yıllarca izliyorsunuz, tamam mı? Enlemselde, kesitselde çok fazla kişi incelenebilir. Çünkü aynı anda tek bir şeye bakıyorsun. Mesela örnek vereyim. Bugün 40 kişiyi oturacağım, inceleyeceğim mesela. Bir davranışı baz alacağım. Ne davranışı mesela? İşte yürüme davranışı ya da işte emekleme davranışını oturacağım. Ne yapacağım? Bunları bir izleyeceğim. 40 kişiyi bir günde izleyebilirim. Ama boylamsalda birkaç kişi belirliyorsunuz ve bunu belli bir süre boyunca 3 yıl, 5 yıl ne yapıyorsunuz? İnceliyorsunuz saygıdeğer hocalarım. O nedenden dolayı biraz nedir bu enlemsel, kesitsel yöntem biraz da ekonomik bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.
Tabii bu yöntemde çeşitli karıştırıcı etleri kontrol etmekte bir yetersizliğe sahibiz demiştik zaten. Farklı gruplardaki çocuklar farklı zamanlarda doğdukları için onların yaşları ve grupları da farklı oluyor. Tabii dolayısıyla çocuklar sadece yaş açısından değil, doğdukları zaman ve yıl açısından da farklılaşmaktadırlar. Yaşıt veya kuşak etkisi demiştik ya, kohort etkisi. Bu etkiye maruz kalma durumlarını vesaire hani araştırmamızı biraz ne yapıyor? Kötü etkiliyor. Onu da yazalım. Olumsuz yönleri olarak, olumsuz yönleri olarak farklı yaş grupları incelendiği için kuşak ya da kohort da deriz. Kuşak etkisi araştırmayı olumsuz etkiler. Mesela hani şey demiştik ya, örnek veriyorum, bu 2. Dünya Savaşı'ndaki o Japonya'ya atılan atom bombası. Şimdi varsayın sizler o atom bombasının atıldığı yıllara dayanan bir araştırma yapıyorsunuz. Hem o dönemde yaşayan birisini, ya bir grubu inceliyorsunuz, hem de daha yeni doğmuş bir grubu inceliyorsunuz. Bakın dikkat edin, farklı yaş gruplarını inceliyorsunuz. İşte o 2. Dünya Savaşı'nda atom bombasına maruz kalan o Japon insanları mesela ne olacaktır? Biraz daha böyle hani sıkıntılı sonuçlar verecektir. Bunun en büyük dezavantajı da enlemsel ya da kesitsel yöntemde böyle karşımıza çıkıyor. Hocam bir de 2 diyeyim ben buraya. 2 diyelim, boylamsal yöntem. Boylamsal yöntem. Bu boylamsal yöntem nasıl oluyor? Bu da belli bir zaman aralığında aynı çocukları belli aralıklarla inceliyorlar. Bakın. Şöyle yazayım. Belli bir zaman aralığında aynı çocuklar, nereye yazalım şöyle. Aynı bireyler diyelim. Aynı bireyler belli aralıklarla inceleniyor. Belli aralıklarla incelenir. Aslında böyle boylamsal ya da uzunlamasına yöntem de diyoruz biz buna. Geniş bir zaman diliminde aynı çocuklarla çalışmayı gerektiriyor. Araştırmacı böyle tümü aynı yaşta bir grup çocuğu belli bir zaman aralığında çeşitli noktalarında ilgilendiği değişiklikler açısından ölçüyor. Böylece düzenli aralıklarla çocuklardaki değişimi ne yapıyor? İzleyebiliyor. Bakın bunun sınırlılığı vardır. Nedir mesela? Bir örneklem grubu seçtiniz, tamam mı? 3 tane çocuğu seçtiniz ya da 5 tane çocuğu seçtiniz. Dediniz ki ben bunları işte 10 sene boyunca izleyeceğim. 10 sene boyunca belli aralıklarla ne yapacağım? Testler yapacağım. Şimdi tamam, başladın. 3. yılın doldu. Hani 5 yıl yapacaksın ya. 3. yılın sonunda ikisi vefat etti. Allah korusun, bu tarz şeyler olabiliyor tabii ki. İkisi vefat etti. Ne oldu? Senin araştırman çöpe gitti. Bir de uzun bir süre. Onlar hadi örneklem grubun, deney grubuna bir şey olmadı. Sana bir şey olabilir. Ya da deney grubundan birisi kalktı Amerika'ya gitti. Öbürü kalktı Rusya'ya gitti. Biri kalktı Türkiye'de kaldı. Üçünü inceliyorsun sen ama. Ne yapacaksın? Hani ekonomiklik açısından sıkıntılı. Ama şunu söyleyeyim. Eğer ki hani 5 yıl boyunca incelemeni yaptın. 3 kişi 4 kişi üzerinde. 5. yılın sonunda tam net bir şekilde 3 tane ya da 4 tane araştırmacınla araştırmanı doğru bir şekilde bitirebilirsen eğer, inanılmaza yakın böyle güzel bir sonuç elde edersin. O zaman ne diyelim biz buraya? Geniş bir zaman dilimine ihtiyaç vardır. Geniş bir zaman dilimine ihtiyaç vardır dedik. Aynı bireylerle çalışmayı gerektirir. Evet, aynı bireylerle çalışmaya gerektirir. Tümü aynı yaş grubunda olacak. Tüm bireyler aynı yaş grubunda olacak ya da
olmalı diyebiliriz. Tabii biz bunları ne yapacağız? Belli zaman aralıklarında çeşitli yönlerden ne yapacağız? Test edeceğiz ya da ne yapacağız? İşte bunları inceleyeceğiz. Olumlu yönü olarak son derece objektif sonuçlar elde edilebilir. Olumsuz yönü olarak zamandan tasarruf söz konusu değildir. Örneklem grubu uzun bir süre izleneceğinden çok pardon. Uzun bir süre izleneceğinden örneklem grubuna zarar gelebilir. Ölüm ya da taşınma tarzı, ölüm ya da taşınma tarzı ne olabiliyor? Zarar gelebiliyor. Bir de son yöntemimiz var. Şu yöntemi de anlatalım artık, şu kuram ve kuramcılara geçiş yapalım. Sırasal ya da desensel. Sırasal ya da desensel yöntem. Hocam bu yöntem de şu şekilde. Kesitsel ve boylamsal yöntemin böyle ne yaptı? Bir harmanlaması ya da bir arada kullanılması olarak karşımıza çıkıyor burada sırasal desensel yöntemde. Burada kesitsel ve boylamsal yöntemlerin olumlu yönlerini birleştirerek ve olumsuz yönlerini azaltarak bir diğer gelişimsel araştırma yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yöntemde temel düşünce farklı yaşlardan çocukları farklı yaşlardaki çocuklarla eş zamanlı bir biçimde çalışmaktır. Dikkat edin hocam. Şimdi biliyorsunuz ki sırasal yöntemde kesitsel ve boylamsal yöntemleri bir arada kullanarak boylamsal yönteme göre daha kısa zamanda tamamlanıyor. Kesitsel yöntemdeki kuşak etkeni ortadan kaldırmaya da yardım ediyor. Boylamsal ve kesitsel yöntemlerin tek başına elde etmedeki böyle olanaksız olan o bilgileri tek başına sağlayabiliyor aslında sırasal desensel yöntemde. Bununla birlikte sırasal yöntem boylamsal yöntem gibi zaman alıcı ve maliyeti yüksek bir yöntem olarak da karşımıza çıkıyor. Dikkat edin, olumsuzluğu olarak bu şekilde söyleyebiliriz. O zaman ne diyelim? Kesitsel ve boylamsal yöntemlerin olumlu özellikleri alınır ve olumsuz özellikleri olabildiğince azaltılarak uygulanan bir yöntemdir. Boylamsal yöntemdeki uzun zaman etkisi en aza indirilir. Kesitsel yöntemdeki kohort etkisi en aza indirgenir. Ancak yine de maliyetli ve zaman alıcıdır dersek ne yapacağız? Sırasal desensel yöntemi anlatmış olacağız. Şimdi hocam dikkat et. Bak gel buraya.
lazerimi alayım. Şimdi enlemsel ya da kesitsel yöntemde ne yapıyorduk? Tek bir anda bakın farklı yaşlardan işte farklı çocuklarda tek bir seferde ne yapıyorduk? Ölçüm alıyordu. Bak farklı yaş gruplarından tek bir seferde ne yapıyorsun? Ölçüm alıyorsun. Bu nedir? Enlemsel kesitsel yöntem. Bunun sınırlılığı neydi? Kohort etkisi. Neredesin? Buradasın. Kuşak etkisi de derler. Kohort etkisi. Farklı kuşaktan insanların o dönemde etkili olan süreçlerden etkilenmesiyle birlikte ne yapıyor? Bizim çalışmamız etkilenebilir değil mi? Evet bizim çalışmamız etkilenebilir. Ancak karı nedir? Yıllarca gözlem yapmazsınız, tamam mı? Yıllarca gözlem yapmayacağınız için ekonomik bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Boylamsal yöntem neydi? Belli bir zaman aralığında, dikkat et hocam önemli, aynı yaş grubu, aynı bireylerle belli aralıklarla ne yapıyorsun? İncelemeler yapıyorsun. Şimdi burası geniş bir zaman dilimine ihtiyaç duyduğundan dolayı maliyetlidir ve ekonomik değildir. Dikkat et saygıdeğer hocalarım. Bir de aynı yaş grubuyla sürekli çalışacaksın. X kişisi, Y kişisi, Z kişisi. Aldın bu 3 kişiyi 5 yıl boyunca inceleyeceksin. Hangi özellikleri inceliyorsan incelersin. Ona bir şey diyemem. Kalktın 1. yılında inceledin. 2'de inceliyorsun, 3'te inceliyorsun, 4'te inceliyorsun, 5'te inceliyorsun. X vardı, Y vardı, Z vardı. Z öldü, Y hastalandı, sadece X kaldı. Nedir? Senin sınırlığındır. Boylamsal yöntem için. Dikkat et, sınırlığınız bu şekilde. Ancak olumlu tarafı nedir? Eğer ki çalışmanı başarılı bir şekilde noktalarsan, yani örneklem grubundaki birilerine bir şey olmadığı varsayıyorum. Başarılı bir şekilde 5 yılın sonunda X, Y, Z kişilerin de sapasağlam bir şekilde aynı yerde aynı şekilde ne oldu? Çok başarılı bir çalışma yapmış oldun. Sırasal desensel yöntem. Bu da kesitsel ve boylamsal yöntemin neydir hocam? Bileşimidir. Dikkat et. Bu iki yöntemi birleştirerek, harmanlayarak ne yapıyorum? Yeni bir yöntem oluşturuyorum. Ancak bu kesitsel ve boylamsal yöntemin, dikkat edin, olumlu özelliklerini bir araya toplamaya çalışıyorum. Tabii ki olumsuz özellikler de gelecek ama olabildiğince bu olumsuz özellikleri azaltacağız. Olabildiğince bu olumsuz örnekleri azaltacağız. Bunları azalttıktan sonra uyguladığımız bu yöntem son derece başarılı olacak. Ancak dikkat et, burada boylamsalın da özelliklerini aldığımızdan dolayı ne olacak? Yine de maliyetli ve zaman alıcı olacaktır. Burada ne yapacağız? Zaman alıcı kısmını bakın. Çok fazla kesitsel boylamsal yöntemde çok fazla zaman alıyor diyor. Burada sırasal desensel yöntemde de zaman alacak ama o kadar fazla zaman almıyor, tamam mı? Burada mesela örneğin boylamsal yöntemde sen 5 yıl ayırdıysan sırasal kesitsel yöntemde 2 yıl ayıracaksın saygıdeğer hocam. Döndüm geldim mesela ne demiştik? Kohort etkisi değil mi? Kohort etkisi. Enlemsel ya da kesitsel yöntemde ne vardı? Kuşak etkisi vardı değil mi? Kuşağın etkilendiği o dönemki durumlar. Koronavirüsü olur. İkinci Dünya Savaşı'nda patlayan işte atom bombası olur. İşte Ukrayna'daki Çernobil faciası olur. Değil mi? Bu dönemde etkisi, kuşağı etkisi altına almış olan ya da mesela hippie akımı vardı değil mi? Belli dönemlerde falan işte bu tarz akımların olduğu, bu tarz işte kuşağı etkileyen yani ne diyelim, kuşağı etkileyen böyle hani gerçekleşen olaylardan dolayı ne oluyor? İşte araştırmalarımız olumsuz etkilenebiliyor. Biz ne yapacağız bu sefer? Kohort etkisiyle bakın, dikkat edin. Kohort etkisini yapacağız? Daha fazla azaltacağız. Hangi noktada? Boylamsalın özelliklerini kullanarak. Burada da zaman çok gidiyordu, maliyet oldu. Bu sefer de kesitselin neyini kullanacağız? Kesitselin işte özelliklerini kullanacağız. İkisini harmanlayacağız. Aynı potada eriteceğiz. Ve ne olacak saygıdeğer hocalarım? Ne olacak? Çok daha güzel, çok daha böyle hani elle tutulur. Zamandan tasarruf, biraz daha ekonomik boylamsal oranla, biraz da ekonomik bir yöntemle araştırmamızı gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi hocam çocuk gelişiminde de, erken çocukluk döneminde gelişimde bilimsel araştırma yöntemleri tam anlamıyla artık bundan ibaret. Bence yeterli olmuştur. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yeterli gelmiştir sizlere de. Şimdi ne yapacağız hocam? Şimdi döneceğiz artık yavaş yavaş. Nereye geçiş yapacağız? Yavaş yavaş artık bu kuram ve kuramcılara geçiş yapacağız. Zaten gelişim dersinde en fazla soruyu getiren yerler burada kuram ve kuramcılardır saygıdeğer hocalarım. Onları anlatacağız. Daha sonra yavaş yavaş gelişim alanlarına geçiş yapacağız hocam. Şimdi ne yapayım? Evet, kalemimizi de alalım. Şöyle kırmızıyı mı, mavi alalım hadi. Şöyle şimdi başlığımızı atalım. Çocuk gelişimi kuramları. Evet. Çocuk
gelişimi kuramlar. Hocam önemli konu dediğim gibi, yani burada nereden baksan hemen hemen bir 6-7 tane sorun gelecek hocam. Daha fazla gelir, daha az gelir orası bilmem ama önemli bir yer, yani önemli bir yer. Çoğu yerinde zaten açıklaması aslında buradan geliyor. Yani döneceksin mesela, işte aylık gelişimi anlatacaksın. Ama burada zaten Piaget'den bahsedeceğiz değil mi? Evet, bu şekilde ne yapacağız saygıdeğer hocalarım? Kuramları anlatacağız. O zaman ilkini ne yapalım? Şöyle morla başlayayım hocam. Ben şöyle A mı diyeyim? Hadi A diyelim. A diyelim hocam. Birinci kuramımız ne olsun? Psikanalitik ya da psikodinamik kuram. Psikanalitik ya da psikodinamik kuram. Şöyle de altını çizelim. Şöyle kırmızıyla da boyayalım. Evet. Şu şekilde siyah kalemi de alayım. Psikanalitik ya da psikodinamik kuram. Zaten bunu anlattıktan sonra büyük ihtimalle ancak bu derste bunu işleriz. Hocam psikanalitik gelişim kuramı ya da gelişim kuramları Freud'un davranışların en önemli belirleyicilerin konuşamadığım bilinç dışı dürtüler ve güçler olduğu görüşünden hareket eden kuram olarak karşımıza çıkıyor. Psikanalitik ya da psikodinamik kuram. Aslında biliyorsunuz ki Sigmund Freud bir doktor, bir hekim. Davranış bozukluklarının tedavisine yönelik bir psikanaliz yöntemi ve işte ne yapıyor? Kişiliğin yapısına ve oluşumuna ilişkin kuramlarıyla ünlenmiş bir bilim insanı olarak karşımıza çıkıyor. Freud'un kişiliğin yapısına ve gelişimine ilişkin görüşleri işte kendisinden sonraki birçok kuramcıyı da etkiliyor hali hazırda. Şimdi bu Freud kendi geliştirdiği kişilik kuramlarını da dahil olmak üzere kişilikle ilgili görüşlerinde bir sürü ne yapıyor? Etkilenen insan oluyor. Freud'un bu görüşlerinden etkilenen bir sürü insan oluyor. Şimdi bu kuramlar psikanalitik kişilik kuramları olarak da adlandırılıyor. Biz karşımıza bu şekilde de çıkıyor. Freud'un bu kuramları içinde en popüler olanını ne yapıyor? Erikson üstüne giderek ne yapıyor? Geliştirmeye çalışıyor. O zaman ilk önce bir Sigmund Freud'dan bahsedelim. Değil mi? Sigmund Freud'un işte o hani kişilik gelişimi kuramı, işte topografi kuramıydı. Yok işte psikoseksüel gelişim kuramıydı vesaire. Bunlardan bahsedelim. Ondan sonra Erikson'un kişilik kuramına geçiş yapalım. Zaten yavaş yavaş diğer artık kuram ve kuramcılara değmeye devam edeceğiz. O zaman A dedik ya. A'nın yanına bir de 1 diyelim. Sanki şey gibi öyle A'nın yanına 1 tane diyelim. Evet. 1 diyelim hocam. Topografik kuram. Evet. Topografik kuram. Şimdi hocam nedir bu topografik kuram? Bir kere topografik kurama göre kişilik bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı olmak üzere 3'e ayırıyor. Bunu yazalım hemen. Kişilik, bilinç öncesi, konuşamadım. Bilinç öncesi ve şöyle şey yapayım. Bilinç öncesi ve bilinç dışı olmak üzere. Bilinç dışı olmak üzere 3'e ayrılır. Değil mi? Hocam bilinç nedir? Şöyle hemen neyle yazalım? Maviyle. Bilinç şöyle. Hocam bilinç o an farkında olan her türlü duyum ve yaşantının bulunduğu düzeydir. İçinde bulunduğumuz an itibariyle farkında olduğumuz nedir hocam? Her türlü duyum ve yaşantıdır. Her türlü duyum ve yaşantıdır, değil mi?
Ne demek istiyor mesela? Başka bir de ifadeyle hocam. Bilinç farkında olduğumuz düşüncelerimizi ifade ediyor. Ne gibi mesela? Bu düşünceler zihnimizde yeni fikirler geldikçe değişir ve öncekiler ile bilincimizde kaybolup gidiyor. Mesela benim şu anda fikrimde ne var işte? Ders anlatıyorum. Sigmund Freud ile alakalı bilgiler bende şu anda var. Ne oluyor? Bu benim için bilinç olmuş oluyor. Ya da akşam Fenerbahçe'nin Karagümrük'te maçı var mesela. Ne yapıyorum? Aklımın bir köşesinde o maçı düşünüyorum, değil mi? Bu şu anda benim bilincim olmuş oluyor saygıdeğer hocalarım. Bilinçten sonra bilinç öncesi var hocam. Bilinç öncesi. Bunu da hemen anlatalım. Hocam bilinç öncesinde ise o an farkında olunmayan ancak çağrışımla ya da belli bir zihni çabayla bilince taşınması mümkün olan bilgilerin ve yaşantıların bulunduğu katman olarak karşımıza çıkıyor. Yaşantıdır. Bu arada şunu düzelteyim. Duyum ve yaşantıların bulunduğu düzeydir diyelim. Yaşantıların bulunduğu düzeydir. Şimdi bilinç öncesinde ne demiştik? O an farkında, şöyle için o an diyeyim, o an farkında olmadan, değil mi? Ancak çağrışımla ya da zihinsel çabayla bilince taşınması mümkün olan bilgilerin ve yaşantıların bulunduğu düzey ya da katmandır. Şimdi ne demek istiyorum? Diyelim ki bir tane olay yaşadınız. Olayı çat pat hatırlıyorsunuz, tamam mı? Oturdunuz. Ya şimdi benim başımdan bir olay geçti diyorsunuz. Sanki bu olayı da biraz bir anımsattı gibi falan yapıyorsun. İşte iki elini böyle ne yaptın? Kafanı iki elin arasına aldın. Biraz böyle bir düşündün çok az. Aklına olay geldi ve olayı ne yaptın? Anlattın, aktardın. Bu ne oluyor hocam? Bu işte bilinç öncesi olmuş oluyor. Tamam mı? Bu da bilinç öncesi olmuş oluyor. Şunu kırmızıyla acaba çizsem güzel olur mu? Vallahi oldu sanki, değil mi? Bence oldu. Ve son yer var. İşte Sigmund Freud diyor ki bize. Bakın diyor ki diyor, burası aslında sıkıntılı yer burası. Bilinç öncesi vesaire değil. Bilinç dışı diyor. Burası sıkıntı olan yer. Burasıdır diyor. Hatta biraz şey yapalım. Bu bilinç öncesi alakalı biraz daha bir konuşmaya devam edelim. Şimdi evet, en son şey demiyordum. Hani böyle bilinç öncesinden biraz telefon geldi. Ona baktım, kusura bakmayın. Dedim ki bilinç öncesinde bahsediyorduk. İşte farkında olmadan çağrışımla işte ya da zihni aktivasyonlarla gene konuşamadım. Zihnimizi zorlayarak ne yapıyoruz? Bilgileri işte ne yapıyoruz? Bilinç noktasına taşıyoruz. Aslında şunu diyebiliriz yani şöyle. Eğer aklımda diyorsanız aklınızın bilinçli kısmından kastediyorsunuz. Aslında aklımızda tuttuğumuz bilgilerin çok azını bilinçte tutuyoruz biz. Bilinç öncesinde tutulan bilgiler ancak gerektiğinde ne yapılıyor? Bilince taşınıyor. Aslında mesela şöyle, aklınızın bir köşesinde bir şey varsa eğer, bu da aslında bilinç öncesindedir. O an ne konuşuyorsanız, ne düşünüyorsanız sizin için aslında bilinç o olmuş oluyor. Biraz kendinizi zorladığınız zaman bilinç öncesindeki bilgiyi alıyorsunuz, bilinç seviyesine taşıyorsunuz ve onu yapıyorsunuz, dinlendiriyorsunuz. Bu şekilde anlatıyoruz Sayın Sigmund Freud. Evet, Freud'un psikolojiye kazandırdığı önemli kavramlardan biri hiç şüphesiz bilinç dışıdır. Bunu da şimdi anlatacağız. Neredesin sen? Buradasın. Mavi kalemi almışım zaten. Bilinç dışı. Evet. Şöyle. Şimdi aldın mı acaba kalemi? Şuradasın. Bilinç dışı dedik. Bilinç dışının ne olduğundan bahsedelim saygıdeğer hocalarım. Bu bilinç dışı farkında olmadığımız arzu, istek, dürtü, duygu ve düşüncelerin depolandığı bölüm olarak ifade ediyor burayı Sigmund Freud bilinç dışını. Şöyle söyleyeyim, tahmin edilenin aksine
Bilgilerimizin büyük bir kısmı bilinç ya da bilinç öncesinde değil, bilinç dışında yer alıyor. Yani o Freud'un kendi tabiriyle hayvani isteklerimiz, duygularımız, dürtülerimiz nerede yer alıyor diyor. Bilinç dışında yer alıyor. Şimdi hatta Freud ne yapıyor? Bir şey oluşturuyor. Böyle bir buzdağı metaforu var, benzetmesi var Sigmund Freud'un. İşte bilinç vardır, buzdağının görünen kısmıdır. Bilinç öncesi vardır. Suyun belli bir noktasında hala buzdağının bir kısmını görebiliyoruz ya. Hani suya bakıyorsun, buzdağının belli bir kısmını görebiliyorsun. Bilinç dışı ise buzdağının su altındaki görünmeyen kısmı. Ki zaten kendisi bunu kişilik kuramında da ego süperego olarak da açıklamaya çalışıyor da. Hani ona tekrardan gene buzdağı benzetmesine gene ne yaparız? Yapısal kişilik kuramında gene değiniriz. Şimdi bilinç dışını bir anlatalım hocam. Evet, bilinç dışını bir anlatalım. Şöyle siyah kalemi almış mıyım? Evet, almışım. Şöyle farkında olmadığımız diye başlayalım. Farkında olmadığımız istek, arzu, işte dürtü, duygu, düşünce ve benzeri diyelim. Ve benzeri depolandığı bölümdür diyelim. Düşüncelerin depolandığı bölümdür diyelim. Tahmin edenin aksine dedik ki bilinenin aksine ne demiştik? Bilgemizin büyük bir kısmı bilgilerin büyük bir kısmı nerededir? Bilinç ya da bilinç ya da bilinç öncesinde değil, bilinç dışında yer alır. Evet. Alın değil, alır. Alır, evet. Saygıdeğer Sigmund Freud beyefendinin yaptığı açıklama bu şekilde. Şimdi ben o mükemmel çizim yeteneğimle sizlere bir şeyler anlatmaya çalışayım. Şimdi şurası buzdağı olsun hocam. Bu nasıl buzdağı değil mi? Diyebilirsiniz. Şurası buzdağı olsun, tamam mı? Şurası, bakın şurası ne olacak? Deniz olacak. Bakın deniz olacak. Buzdağının bir de suyun altında devam eden bir kısmı var. Tamam mı? Şöyle. Burası bu şekilde olsun. Şimdi deniz var. Tamam mı? Denizin ilk yeri şöyle hafif bir ne olur? Hafif bir işte görünür şekilde olur. Sonrasında dikkat edin hocam. Biraz daha koyu olur değil mi? Biraz daha görünmesi zor olur. Evet, bu şekilde. Şimdi Freud diyor ki bizlere. Freud diyor ki burası diyor bilinci oluşturur diyor. Bakın burası diyor bilinçtir. Bilinçtir diyor, tamam mı? Şurası diyor. Bakın neredesin? Kırmızı halinde mi? Evet. Şu alan diyor. Bak dikkat et, bu alan diyor. Gerçi burayı bunu başka bir kalemle alayım. Heh. Şu alan diyor, tamam mı? Buradaki mor alan diyor. Bu da bilinç öncesi diyor ve geliyor vurucu noktayı yapıyor, biliyor musunuz? Vurucu nokta şurası. Burası diyor bilinç dışı diyor. Ne demek istediğimi anladınız aslında. Bilinç şu anda görünen kısım. Bakın burası görünen kısımdır. Burası görünen kısım. Nedir? Görünen. Burası görünen kısımdır. Şurası, bunun hatta rengini değiştireyim ben. Ne alayım? Şu sarıyı alayım. Bitti diyeyim. Şurası, bakın dikkat edin. Şurası. Ne oluyor burası hocam? Zorluyoruz. Görüyoruz. Değil mi? Geldim. Bunu da başka bir renkle seçelim.
Şöyle hangisi olsun? Hadi yeşil olsun. Bitti diyelim. Hocam şurası, hadi bunu biraz büyüteyim ben. Şurası var ya. İşte burası diyor ki Sigmund Freud. Burası kolay kolay görünmez diyor. Kolay kolay görülmez. İşte bu bilinç dışındaki bilgileri aslında Sigmund Freud diyor ki belli başlı yöntemlerle ne yapabiliriz? Bilinç seviyesine çıkarabiliriz. Ondan dolayı diyor sen tek başına bunu yapamazsın. Senin dışarıdan bir yardıma ihtiyacın var diyor Sigmund Freud. Bu buzdağı benzetmesine. Ha, bazı yerlerde çok fazla şey olmaz. Nasıl derler onu? Kabul görmez mesela bu Sigmund Freud'un bu ilk anlattığı nokta. Sigmund Freud daha sonra kalkıp bunu yapısal kişilik kuramıyla açıklamaya çalışıyor. Yeni bir kuram oluşturuyor. Bakıyor o da yetersiz geliyor. En son psikoseksüel gelişim kuramını oluşturuyor. Ve kendisi hakkın rahmetine kavuşuyor artık Sigmund Freud. Evet. Şimdi ne diyelim bu buzdağı metaforunda. Buzdağının bilinç diyor ki buzdağının diyor sadece görünen kısmıdır. Freud'a göre bilinç öncesindeki bilgilere çeşitli çağrışımlar yardımıyla ulaşılabilirken bilinçaltı bilgilere her istediğimiz zaman ne yapamıyoruz? Ulaşamıyoruz. Bilinç dışındaki bilgiler bilinç yönetimine aktarılmadığı için kanıtlanması güçtür. Fakat ne diyor Freud? Bilinç dışının ancak dolaylı yollarla kanıtlanabileceğini söylüyor. Bunlar nedir? Rüyalardır, nevrozlardır, unutmalar ve dil sürüşlemeleri bilinç dışının delilleri arasında sayılıyor. O zaman ne diyelim? Not diyelim. Şöyle not diyelim. Evet. Freud'a göre bilinç öncesi bilgilere ulaşabiliriz. Ancak bilinç dışı bilgilere ulaşmak o kadar kolay değildir. Bilinç dışı bilgilere hipnoz, işte nervoza diyenler de var, nevroz da diyen var. Hipnoz, nervoza, dil sürüşlemeleri, işte rüyalar. Rüyalar başka ne demiştik? Yani unutmalar da diyebiliriz aslında. Unutmalar yoluyla ulaşılabilir diyor Sigmund Freud. Bu buzdağı şeyini unutmayalım. Zaten biliyorsunuzdur. Freud'un buzdağı metaforu da derler buraya. Hatta şunu yazalım. Buzdağı metaforu mu yapalım şöyle? Şöyle yapalım. Buz dağı metaforu. Bakın buradaki su biraz daha nedir? Görünebilir tarzda. Şundan sonrasını göremiyoruz ama. Bundan sonrasını göremiyoruz. Öyle düşün yani. Zorlamamız lazım. Ne yapacağız? İçine dalacağız yani. O dalma yöntemleri nedir? Dikkat edin hocam. Dalma yöntemleri hipnoz, nervoza, dil sürüşlemeleri, rüya ve unutmalar olarak karşımıza çıkıyor. Freud'un topografik kuramını bu şekilde anlatmış olduk. Şimdi Freud'un yapısal kişilik kuramını yazalım. Bir demiş miyiz biz ona şeyi? Bir demiştik topografik kuram. İki diyelim hocam yapısal kişilik kuramı. İki diyelim. Yapısal kişilik kuramı. Bu arada şuradaki başta bir de Freud diye şey atayım da. Psikodinamik kuram. Şöyle tam Freud. Evet. Freud'da yazalım. Şey olmasın. Şunu da sarıyla bir süsleyelim. Evet. Şimdi hocam bu şekilde şey anlattık. Yapısal kişilik kuramını da ne yapalım hocam? Yapısal kişilik kuramını da bir diğer videomuzda
Evet, bir diğer videomuzu da ele alalım. Ondan sonra böyle Freud'du, Erikson'du böyle yavaş yavaş birer ikişer tane Kur'an ve Kur'ancıyı ele alarak anlatalım. Videoları biraz hani çok uzun oluyor. Hani şey yapayım böyle bir saat civarlarında işte 45 dakika ile bir saat arasında sığdırmaya çalışayım. Öyle yapalım. Bu şekilde ilerletelim. Ben şu anda dakikanın kaç dakika olduğunu bilmediğim için, görmediğim için aslında bazı videolar böyle akıp gidiyor. O yüzden ne yapayım? Burada bırakayım. Bir diğer videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. Bu şekilde yavaş yavaş inşallah gelişim dersini bu hafta en kötü işte bu hafta sonuna kadar yani gerçi şu anda ne olduğunu nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdi videoyu çektiğim tarih şöyle 14 Nisan. En kötü 21-22 Nisan'a kadar bitirmeye çalışacağım. Eğer biterse çok güzel olacak. Daha sonra program yöntem dersine geçeceğiz. Ve sonrasında zaten ne olacak saygıdeğer hocalarım? Alan eğitimi. Orası zaten bizim için kek bir yer. Halledeceğiz inşallah. O zaman bir diğer videoya kadar hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sevdiklerinize kalın efendim.